Şimdi arkadaşlar öncelikle merhaba. Videoma hoş geldiniz. ile Damwon'un maçına e, Best of 5 bu değil mi? Aynen Best of 5 olması lazım. Şimdi bu maç bayağı iyi. Seviyesi çok yüksek bir maç. O yüzden herkes istiyordu. Biz de analizini yapalım dedik. Şimdi banlara bakıyoruz önce. Senna, Kalista, Trash gelmiş bu taraftan. Üçü de şu an Trash bir tek biraz e, özel bir ban. Onun dışında diğer ikisi zaten çoğu zaman banlanan pikler. Sol tarafta da Trundle, Jayce gelmiş. Jayce Nuguri'ye direkt, hani Nuguri'ye ait bir ban. İnanılmaz iyi oynuyor adam. Syndra'yı da flex olmasın diye büyük ihtimal banlamışlar. Bir de Trundle gelmiş. Trundle da OP picklerden biri. Bir de zaten gidip Sejuani almışlar. Şimdi first pickten Varus gelmiş. Varus gerçekten şu metada çok güçlü AD Yani bayağı güçlü. Mesela Aphelios var. Aphelios'un yerine Varus alıyorlar öyle diyeyim. Buradan Sett'le Zoe geliyor. Set zaten biliyorsunuz ki hem flex, support olabiliyor, orman olabiliyor, top lane olabiliyor. O özellikle kırmızı tarafta daha da güçlü. Aslında Mide'de Zoe geliyor. Zoe'yi neden almışlar? E, Syndra banlı. Büyük ihtimalle hani işte karşısına alınabilecek mükemmel bir hero yok. O yüzden Zoe'yi direkt pikliyorlar Hani... Blank blind olarak yani kör seçim olarak gayet güzel. Sol taraftan ile Leblanc geliyor. Sejuani Trundle'lıyorken gayet okey bir pick. Leblanc da Zoe'ye karşı güzel bir pick. Yani okey duruyor, kaçıyor. işte Bubble'ın yese bile bir şeyler yapabiliyor falan filan. 3'ten de Ezreal gelmiş. Bu üçten Ezreal pick'i mesela bana garip geldi. Sebebini herhangi bir şekilde anlamadım. Yani bilmiyorum. Başka yedikerim yok. Yani Varus'a karşı Ezreal'ı güçlü görüyorlar herhalde. O yüzden aldılar. İkinci feizden Morgan'a banladılar. Morgan'ın banının sebebi de şu. Abi Dragon X çok fazla şey yapıyor. Varus Morgana yapıyor bot lane'de. O yüzden e, e, Morgana'yı banlamışlar. Varus Morgana ile herkesi yok ediyorlar. Hani o yüzden banlanmışlar tamamen. Morgana Varus'la çoğu bot lane'i yok ettiler. Yok ediyorlar. O yüzden özellikle Tulus'a e karşı falan alıyorlar. Brahma karşı da iyi. E, direkt koridor aşamasında bayağı sıkıntıya sokuyorlar adamları. Dörtten Yumi gel Yumi geliyor Morgan'a Atrox banından sonra. Sol taraftan da Olaf banlamış. Zaten Sejuani'ye karşı en iyi pick Olaf'la Trundle. İkisini de yok etmişler. Nautilus'u da banlamışlar. Morgan'a banlandığı için Nautilus'u banlamışlar. Çünkü bir önceki maçlarına bakarsanız Nautilus'a karşı sürekli Morgan oynuyorlar. Bunlar Morgan'a banlayınca bunlardan da banlamış. Dörtten de Yumi gelmiş. <laughs> Buradan da support'a Karma. Top lane'e de Ornn gelmiş. Support Karma'nın mantığını... Çok anlamadım. Ka Herhalde Yumi'ye karşı güçlü olduğu için almışlar. Ama bilemedim ya. Varus karma çok squishy bot lane oluyor yani. Direkt tek yu topa da orn almışlar. Tapa ornu yani nasıl diyeyim? Orn şu an bu hani son piçe kalması bile garip ama işte Koreli gibi biraz farklı, öncelikleri farklı falan. Orn pichi çok güçlü. Orna karşıda, da e, Orn, sen orsan beni kesemeyeceksin. Ben de Farmer bir şey alayım. Scale olayım deyip GP almışlar. GP de gayet okey bir pick. Koridorda ezemiyor evet ama Free Scale oluyor yani. Farm yapıyor. Vlad gibi. Burada rünlerini falan gösteriyorlar zaten. Bu arada Deft 10 maçtır falan varus oynuyor herhalde. Burada o nasıl bir... O flash atmasına gerek var mıydı? Tutsa bile Allah Allah. Bak bu tarz şeylerde bazı oyuncular şu mantıkla ilerliyor arkadaşlar. Mesela ormancı geldi flash'ını attı değil mi? Ormancı da zaten ek flash var. Bilerek yapıyor bunu büyük ihtimal. Fo flash'ını forceluyor. Flash'ını kullandırdı. Atıyorum defte. Deft'in flash kullanmadığını düşünün. %20 HP'ye düştü. %20 HP'ye düşüp flash'ı olsa daha kötü pozisyona düşebiliyor. Neden? Koridorda sıkıntı yaşıyor. Ezreal, Yumi pokluyor bunları falan filan. Daha sıkıntı oluyor. Adam diyor ki ben flash'ımı atayım benim canım gitmesin ben koridorumu oynamaya devam edeyim diyor. Daha safe oynarım ama hiç yoktan geri düşmem lane'de diyor. Ba hani bazı oyuncuların mantığı bu şekilde çalışıyor ve bence çoğu zaman iyi bir mantık oluyor. Burada set tekrar deniyor. Mu. Denemiyor. Çünkü çok bey var. Şimdi bak mesela bu gengi emin olun TR'de işte belki lekte bile bunu denerlerdi. Ama şurada sıkıntı şu denememesinin sebebi şu koridor fuşlandı. Bakın Ezreal Yumi nerede? Varus'la Karma nerede? Bu adamlar öne geldiği zaman Varus'la Karma geri çıkacak. Varus'la Karma şu an burada duruyor. Ezreal'la Yumi orada durduğu sürece bir sıkıntı yok. Buradaki mantık şu abi. Ezreal'la Yumi öne adım atmadığı sürece Varus'la Karma'nın korkması gereken bir şey yok. Onun dışında zaten set gelip tek başına kesemez. Bir Sejuani de bot side'da bir de. Onun da etkisi var. Burada free pushluyorlar bot lane'i. Zaten okey. Set burada scuttle alıyor. Abi adamların bak gerçekten Kore'de hiçbir zaman şey görmüyorum ya. Bir koridoru böyle inanılmaz ezen bir koridor aldığını hiç görmüyorum. Hep böyle koridorlar eşit. Nereye baksam. Top lane'e bakıyorum eşit. Jungle'a bakıyorum bitki. Mid'e bakıyorum eşit. Bot lane'e bakıyorum oynanabilir. Yani adamlar çok iyi bump falan yapıyor. Bir de adamlar her şeyi oynadığı için çoğu zaman bir taraf böyle önde çıkamıyor. Bak karmayla adam nasıl zonluyor görüyor musunuz? Manası da bitmiş bu arada Gumi'nin. Hop mana almak için bir tane auto kattı. Bakın arkadaşlar bir dipnot. Zoe'nin item'ına bakın. Sejuani jungle. Jungle'da Gragas, işte Evelynn, Elise falan böyle AP hasar veya çok CC'si olan. Bu CC Jarvan'ın no kapı gibi değil. Sejuani ultisi gibi CC'li olan karakterlere karşı falan. Hem, özellikle karşı mid'de AP ise ilk item hiçbir şey almadan bot alabilirsiniz. Hatta sizi çok fazla kurtarır. Hani harbiden bot hayat kurtarır. Aklınızda bulunsun. Hem skillleri dojlamak için sizin için kolaylık. Hem de skillleri yeseniz bile ee, bir tık nasıl diyeyim size tenesti verdiği için. Yani kısa sürüyor. O yüzden kar. Bakın Leblanc da gitmiş bot almış mesela. Normalde mesela solo queue'da 1100 gold'um atıyorum 1100 gold'um base'i çoğu oyuncu şey yapar mesela. Bir tane bot alır 300 gold. 435'lik bir tane bot alır. Kaç etti? 735. Bir tane de işte 350'lik şey sıkıştırır, karamıyor. Böyle base atar atıyorum. Ufak bot, kuv kuvvet kitabı bir tane de karamıyor. Ama bu bu seviyede direkt adamlar botu alıyor. Direkt. Neden? En kötü mesela botu bittiği zaman base atıp gelmesi daha kolay. Yani her şeye kolaylık sağlıyor. O yüzden bot bu da orta koridorlar için bayağı önemli oluyor. 1300 gold'unuz yoksa bu itemi alıyorlar genelde. Genelde 1300 gold yoksa. 1300 gold'da her türlü o lüdenin alt itemini alıyorsunuz zaten. O bayağı OP bir item. Burada gördüğünüz gibi Orn push'u bile alabiliyor yani GP'ye karşı, bilenki e karşı. Yine tekrar bak. Bakın iki ormancı da hiçbir şekilde şu ana kadar üst koridora çıkmadı. Niye? Çünkü üst koridorda Orn'u kesemezler kolay kolay. GP'yi zaten kesemezler Sejuani Orn'la. O yüzden iki tarafta orayı denemiyor. İki tarafta alt koridorunu oynuyor. İki tarafta alt koridorunu oynadığı zaman da bu sefer Varus'la Karma her zaman bir tık karlı çıkıyor. Çünkü 2 ve 2'de şu an kazanan taraf onlar. Varus'la Karma. Şimdi koridoru da frizlediler. Mesela. Buraya Pink Ward atmış Sejuani büyük ihtimal bu. Bunu atan. Koridoru da frizlemişler. Bu sefer ne oluyor? Ezreal Yumi sadece Q ile farm yapabiliyor. Koridorda hiçbir aktif aktiflikleri olmuyor yani. Bakın buraya da pink ward atmış adamlar. Şimdi bu wave şöyle olduğu zaman bu wave her türlü karşı bot deyine slow push yapacak arkadaşlar. Onu yani böyle durumda slow push yapacağı için ona göre oynayın. Ona göre oyun planınızı kurun. Her şeyi ona göre yapmanız lazım. Bu çok önemli yani. Bu wave her Adamlar vuruyor şu an. Damwon'un tarafı vurduğu için puşlanmıyor da. Büyük ihtimal Damwon hani kulenin altına in girmek istemiyor. Kulenin altına girdiği zaman çünkü büyük sıkıntı. Karma ile Varus direkt bayıltırlar yani. Şu demeyece bakın Varus. Allah aşkına böyle saçma karakter mi olur ya? Yani? Bir de ilk item Cellad'ın çağrısı almış. Bu, bu Varus koridorda çok güçlü. Hiçbir şekilde gank bak tek yapmanız gereken şey gank yememek. Gank yemediğiniz sürece 2 ve 2'de size karşı kazanan koridor yok. Varus'a karşı doğrusu. Bir eş belki o kadar. Onun dışında yok yani. E bir de karma almış. Karma arkadakilere kö atıyor. Varus da bir kö tüm wave puşlandı şimdi. Mesela. İstese yani her dakika deli gibi puşlar yani. Yani mesela bu eloda, mesela bu seviyedeki maçlarda bir de şöyle de bir şey var. Mesela şu an alt koridor 90'a 90'a 70 diyelim. 20 CS fark. Bu çok önemli bir fark onlar için. Bunu hani bizde şey oluyor çok fazla. Over -exant. Mesela 20 CS öne geçiyorsun. Aa ben modamı keserim de diyorsun. Atlıyorsun atlıyorsun bir şeyler yapıyorsun. Fail oluyorsun ölüyorsun. Veya jungle çıkıyor o çıkıyor bu çıkıyor ölüyorsun. Bu sefer o attığın 20 milyonun hiçbir avantajı olmuyor sana. Hiçbir avantajı. Bak. Elbet bu kadar öndeyken yani bu kadar öndeyken dedim koridorunuz bu kadar puştarken falan elbet bir taraf hata yapıyor. Bu tarz durumlarda hatayı telafi eden hatayı telafi eden değil, hatayı değerlendiren taraf kazanıyor. Bak. Burada vardı var. Buradaki vardı mesela genelde insanlar şey yapmıyor. Ne denir? Lens falan açmıyorlar genelde. Adam attı var ultisini. Yumi falan dinlemedi. Attı var ultisini. kesti. Mesela buradan sonra direkt ejdere girmek diye bir şey diyor. Bak TR'de şu Yumi öldükten sonra %100 şu dragona girilirdi. Bak %90 diyeyim. Hani bunu çoğu takım yapıyor bu arada. Hani Lek'te de yapıyorlar. Bu Kore'de Kore'nin biraz safe oyunu bu tamamen. Yani başka liglerde falan buraya giriyorlar. Kore'nin farkı bu. Bence. Çünkü ejdere girmiyor adam. Bak diyor ki Varus ben diyor bir wave, bot wave'i pushlayayım, base atayım. Zaten diyor bir sonraki wave'de de benim bir sürü push'um var. O dragon'u ben sana aldırırım diyor. Hiç başlama bırak, scuttle al. Ben de base atayım diyor wave'i pushlayayım. Mis gibi diyor bir sonrakinde hallederiz diyor. Varus'un item'lara bak, mis gibi item'ları var. Şu an. Şu an bak. Adamlar first blood aldığı maçların %80'ini kazanmış. Bak, bu mesela... Ee, çok fazla yapılan bir şey bu dönemde. Tutun ki bot lane'de artık duramıyorsunuz. Yani işte Varus'la Karma artık botta öyle bir öne geçmiş ki duramıyorsunuz. Ne yapmak istiyorsunuz? Herald almak istiyorsunuz. Bak hemen Yumi mi de gelmiş zaten Ezreal da botu bırakmış. Karma da mid'de bu arada. Support'lar zaten %90 dakika 8'den sonra tüm supportlar neredeyse önce bir mide mi oluyor? Base'den sonra. Önce bir mide gidiyor. Ondan sonra ne yapacaksa yapıyor. Bak. Varus'u burada tek bırakmışlar. Herald'ı bırakıyorlar. Herald'ı karar veriyorlar. Adamlar diyor ki tamam bırakıyoruz. Hemen herkes bota falan koşuyor. Herald'ı bırakıyorlar. Burada plate almaya çalışıyorlar. Olabildiğince. Şimdi buradaki olay şu. Dragonix garanti. Burada GP ultisi, Ezreal ultisine rağmen 3 tane plate aldılar. O ne lan? Ha, GP flash atmış. Yalnız komboya bak. Bak adam ultiyi atmış. Sonra E atıyor. E tutsa da mı ultiyi de bir koyacak. Direkt bayılacak. CC'den çıkarmayacak. Fark ettiniz onu? Bak Dragon X hala puşluyor. Şimdi sıkıntı şu. Orn topu puşluyor. Tamam mı? Şu an Orn'a gidip Herald açamazlar kolay kolay. Bu bot deni de Herald açmak çok zor. Mide zaten LeBlanc var. Sanmıyorum puşu vereceğini şu an. İstese böyle hani W ile falan puşlayabilir. Şu an mesela o Herald'ı nereye kullanacak Damwon? Gerçekten merak ediyorum. Hani trade dediler okey. Şey yaptılar ama. Oy. Orada sıkıntı çıkma ihtimali var mı? Yok. Oha. Abi Varus'un attığı hasara bakar mısınız ya? Aa şimdi bak bu trade'ler Dragonix için çok iyi olmamış olabilir. Varus'un canı az. Ama o bey her türlü puşlarlar. Bak Ejder'e şimdi girdiler mesela bak. Niye? Leblanc orta koridorda bir tık üstün şu an. Oha! Ezril Ezril'in HP'ye bak. Şimdi gördüğünüz gibi yani şu an bu Varus'un karşısında durma ihtimali yok. Bir Q ile direkt yarı canını alıyor Ezril'in. Tüm puşu hani şu an Dragonix istediği her şey yapıyorum hepte. Yani Var da isterse isterse puşlar, isterse kuleye vurur. Bak, Herald'ı bastı. Tamamen zorlama bir Herald. Tamamen zorlama bir Herald. Yani öyle o 10 numara şeyler yaptık falan değil. Hatta ben aha Belki parayı alıyorlar mı? Para bir tek sete gidiyor. Yani aslında baktığınız zaman her sabaha kadar Dragon bunu bu trade'i yapabilir. Ama adamlar işte o push'u, o şeyi vermiyor. Mesela adamlarda Herald varken dakika 14 önce Herald verdiniz adamlara. Fight atmamaya çalışın. Olabildiğince. Neden? Eğer bir yerde fight kaybederseniz direkt first turret gitti. Belki ikiye bile vurdururlar. O yüzden olabildiğince fight yapmamaya çalışın. Sizin için en güzeli o olur. Hop burada varus ultisini iyi evet, Ezreal. Evet, evet. Direkt ölüyor. O o da mı öldü? Vallahi o da öldü. Abi varus ne kadar güçlü. Bu ne? Oy. Abi adamlar keklik gibi avlıyor resmen hepsini bak. Yemin ederim diyecek bir şey yok. Adamların attıkları dive'lara falan bak. Şaka mı oğlum bu? <laughs> bak burada bir de dip not söyleyeyim. Bu olaylar gerçekleşirken Orun tapı puşlayıp mide gidiyor. Her zaman böyle durumlarda orta koridor daha önemli arkadaşlar. Adam tapı puşlamış mide gidiyor. <laughs> mid'i pushluyor. Bak midde ne kadar çok minyon kaybediyorlar. Buraya da adam kano minyon var. Oraya da bir şekilde hani maksimum kanonu kaçırır yetişebilir. Yetişecek olsa. Yani bu bayağı önemli. Top lane veya işte side lane'lerdeyken bir tarafı pushladıysanız yuh. Bir tarafı pushladıysanız şey yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Yani bu tarz hamleler yapabilirsiniz. Sizin için ve takımınız özellikle sizin için çok iyi değil de takımınız için inanılmaz iyi bir hamle. Herkesi rahatlatan işte koridor puşunu verme, vermiyorsunuz. Tempo kaybı olmayan bir hareket oluyor sizin için. Bak Leblanc'ı tek başına tapa göndermişler şu an. Varus'la Karma mide gidiyor. Bu zaten artık herkesin bildiği bir şey tamam mı? Burada normalde jungle'ların yani ormancıların side lane'deki pushlayamayacak bir şampiyon varsa burada kim var? Şundan örnek verebilirim Zoe. Zoe tek başına kenar koridorda side lane'de oynayamaz çoğu zaman. O yüzden ona ormancısı gerekiyor tamam mı? Ormancısı gerektiği için level hiçbir şekilde ormancı falan ihtiyacı yok. Ha şöyle ormancısı olmazsa adamı kesemez belki ama hiçbir şekilde ölmez istemediği sürece. Otomatikmen bu adamlar bunu yaparken LeBlanc istediği gibi topa vurabiliyor. Çünkü LeBlanc'a gidecek kişi sayısı çok az oluyor. Bak şu an LeBlanc'a mesela gidemiyorlar. Niye? Belki arkasında Sejuani var bilmiyorlar. Adamlar mesela bunu deneme, denemiyor adamlar. Bak bekliyor adam minyonun ölmesini. Kaç kişi bekliyor bunu? Tamam bunu hepimiz biliyoruz. O kulenin işte ne denir ona bırakıldığında o minyonların ölmesi, öleceğini falan. Ama hangimiz yapıyoruz? Ben de yapmıyorum oyun oynar oynarken. Ama bu tarz şeyler inanılmaz öne geçiriyor sizi. Ve şöyle adamlar tüm vision'a e el koyuyor. Mesela şu an üst tarafta yani Grom tarafında, Baron tarafında bir tane vision'ı yok. Damwon'un. Bak Pink Ward var. Burada vardı var. Şurada vardı var. Lane'de. Bir tek şurada bir tane vardıları var, var. Şurada Pink Ward var. Şurada Pink Ward var. Çalıda. E her yer Dragon 2'sin. E bu sefer ne oluyor? Sejan ultisi, Leblanc ultisi, Varus ultisi. Bu dördünün ultisi varken karşı takımdan hiç kimse bir yere face check atamıyor, kafa atamıyor. E bu sefer ne oluyor? Yakalanmalar başlıyor. Herhangi bir yerde veya yakalanmıyorsa da her ki Dragonix almak istediği görevi istediği gibi alıyor ve Damwon hiçbir şey yapamıyor. İki seçeneği var. Ya kafa atacak ya her şeyi salacak belli bir süreye kadar. İkisinden biri Burada mesela Deft direkt hata yapmış. Bakayım nasıl olmuş. Nasıl gerçekleşmiş o olay. Ha çok anlı ki bu arada. Ama Kanyon da yönelmiş. Deft'in flashı yok mu orada? Yok. Direkt flashının olmadığını biliyor mesela. Burada Kanyon direkt bayağı iyi play yapmış oluyor. Oy oha lan. O hasar ne? Bayağı vurdu Leblanc. Bakın bir de dipnot. Şu an Banshee alacak mı bilmiyorum Chovy. Tek AP var karşıda. Hadi GP bir tık say. Ezreal belki yani şu maçta çoğu oyuncu Banshee almaz. Bak %90 oyuncu. Adam ile bile bak Banshee almasına rağmen şu attığı hasara bakın. Banshee'yi küçümsüyor insanlar, kötü item falan diye gibisinden. Ama emin olun çok OP bir item. B MR veriyor. B cooldown veriyor, AP veriyor ve Benchy özelliği veriyor. Yani karşınızda eğer böyle cidden bir iki tane AP Euro varsa kesinlikle orta koridor almanız gereken Mita e. Kesinlikle. Bilmiyorum şu an buradan atıyorum hiçliğe bile gidebilir. Şunu bırakıp cooldown için onu almış olur falan. <laughs> Ama alabilirsiniz yani. Varus yine puşlamaya devam ediyor istediği gibi. Leblanc Blues'unu almış. Kanserliyor milleti. Bak Leblanc'a bak. <laughs> Abi ne güzel ya Leblanc oynamak. Gerçekten. Mis gibi. Şu an bu arada Zoe... Ben... Şu an Dragonix tüm puşu alıyor. Neden? Leblanc'a karşı Zoe'yi gönderme ihtimalleri yok. Bu bir. İkincisi Zoe'ye karşı kimi gönderiyorlar? Ornu. Orn botta olunca otomatikmen Zoe Orn'a hiçbir şey yapamıyor. Orn'a hiçbir şey yapamadığı için e, Leblanc'a GP yapamıyor. At koşturuyor Dragon map'te. İstediğini yapıyor. Bu çok önemli yani. Oradaki mecbur kalıyor resmen Dammon bu eşleşmeyi yapmaya. Normalde Orn'a karşı GP gitse bir tık orada bir şeyler yapabilir. Ama gidemiyor adam. Bu sefer Zoe'yi direkt sık sıkıntıya girecek. Sejuani arkasına bir gitse Leblanc'ın. Side lane'de direkt Zoe'yi GG yani. Farkındaysanız Zoe sadece side lane'lere şöyle gidiyor. Kulenin altına minyon geldiği zaman. Bak ikinci kez gidiyor bota. Kulenin altına minyon geldiği zaman. Pushlamıyor daha çok bak. Nereye kadar pushladı bak. Orayı pushladı döndü. Daha ileri gitmiyor adam. Çünkü sıkıntı gittiği zaman. Gittiği zaman sıkıntı. Adam o yüzden orayı öyle bırakıyor geri geliyor. Bak. Yine pushladı doğru yine döndü bota bak. Zoe'ye bakın. Yine döndü bot'a. Daha fazlası yok o. Çünkü niye? Şu an GP, Leblanc'ı karşı okey gidiyor. Hani okey gidiyor. O yüzden GP diyor zaten benim yapacağım görevi yapıyor. O yüzden diyor ben diyor burada biraz safe takılayım. Bu arada işlik deneyi bitmiş. Bu işlik deneyi bak. Bir de şöyle de bir güzellik var. Adam mesela işlik deneyi zaten bitme ihtimalini söylemiştik. Şöyle de bir güzellik var. Cooldown itemini aldı. 850'lik o itemi aldı. Çift taraflı. O sırada baktın herkes MR almış karşıda. Hop çektin işliği. O sırada baktın karşıda hiç MR yok. Tamam dedim ben biraz daha safe oynayayım. Zaten MR yok. Hop ben şeyi çektin. Ondan sonra devam ettim falan filan gibisinden. Bunlar önemli şeyler. Aklınızda bulunsun yani. Hani o itemlerin çevrilmesi. Bu zaten 900'lük cooldown itemi level anka çok fazla alınıyor. Çünkü %40 cooldown'a ulaşmak için o itemi alıyorlar. %40 cooldown level anka için inanılmaz önemli. O itemi alıyorlar. O item her yere gidiyor. Benşi'ye gidiyor. Zonya'ya gidiyor. Veya dursun öyle fark etmez. 900 gold çok büyük bir gold değil. %10, %40 olması için cooldown'un. Şu an bak. Şu an mesela bak. GP GPVS Orn oldu. Ne oldu bu sefer? GP orada karşı gönderebiliyorlar sonunda. Gördüğünüz gibi GP bir sürü hani istediği gibi puşlayabiliyor. Ama bu sefer Zoe ne yapıyor? Kulenin altından çıkamıyor. Zoe top lane'e hiçbir şekilde gelemez. Sejuani top side'a çıkmış. Zoe hiçbir şekilde buraya gelemez şu an. <laughs> Zoe yine kulenin altında farmları almayı kabulleniyor. Bak jungle tüm jungle onların bak buraya ward atmışlar bak. Şu ward neden önemli? Bak Şuraya pink ward atıyor değil mi çoğu adam? Lens yoksa bunu kesemezler. Hatta lensle bile bunu bazen göremeyebilirler bu vardı. Neden? Herkes lense şuradan başlıyor zaten. buradan lense kolay kolay bak ihtimalleri düşürüyor adam. Adam diyor ki lan burada ward mı olur? Şurada olursa olur. Şuraya diyor pink ward atayım. Şu tarafını atmıyor zaten. Şuraya falan atıyor. Çünkü buraya atarsa buradakini görmez. Şuraya falan atıyor. Buradaki de bunu görüyor mu görmüyor mu şu an tam bilmiyorum. Hani orange şey yapmıyorum ama görme ihtimali yüksek. Görmeme ihtimali de var. Adamlar ona göre atıyor. Yani burayı lensleme ve pink wardlama ihtimal çok daha az. Neden? Şurayı lan silver eloda bile buraya ping ward atıyorlar. Anladınız mı? Yani o yüzden bu güzel oluyor. Bak adam gitti, lensle temizleyebiliyor. O da hani denk geldi o tarafa gidiyor. Onun orada olduğunu biliyor zaten. Orada olduğunu bilmesi adamın tamam mı? Belki bu lens açmadan gidecek hatta oraya yani. Ki lenssiz hani lens öyle 7-24 açılan da bir şey değil yani. Oha. Hop. Yuh lan o damage ne? <laughs> What the fuck? Tek yedi adam direkt. Mesela az önce dediğim şey var ya. Tüm vision'ı alıyorlar. Kafa atmak zorunda bırakıyorlar. Al işte. Kafa attı öldü. Bu kadar basit. Mecbur abi. Bir şey yapmak zorunda adam. E zorunda kaldığı zaman da bir şeyi zorunda yaptığınız zaman genelde iyi yapmazsın. Bu normal hayatta da böyledir. Bir şey yapmak zorunda olduğunuz zaman hoşunuza gitmez o. Olay bu. Ben mesela LOL oynamayı sevmiyorum. Ama şu maçı şöyle izlemeye bayılıyorum. Olay o. LOL zorunda oynuyorum. Bok gibi oynuyorum mesela anladınız mı? Çünkü zorundayım oynamak. Onun gibi. Youtube videosunda bile boş yaptık. Yemin ediyorum. Bu arada şimdi bak buna biz counter push diyoruz tamam mı? Şimdi adamlar alacaklarını aldı kaçıyorlar tamam mı? Bunları şu an banka soyguncusu gibi düşünün. Banka soyguncusu. Bunlar aldıklarını aldı kaçıyorlar. E şimdi kaçmalarına izin mi vereceksin? Hayır. Bunlar kaçmalarına izin vermeyecek. Ulan arkada belki bir şey düşürürler de onu biz cukkalarız diye adamı kovalıyoruz. Bak kovalıyorlar bak. Nasıl kovalıyorlar gördünüz mü? Normalde böyle kovalayabilirler mi? Yusuf Yusuf kovalayamaz. Ama şu an bunların kaçması lazım. Niye? Ceplerinde para var. Banka soydular çünkü bak. Hepsinde 1500 gold falan var. E otomatikman ne oluyor? Bunlar şimdi gold'larını harcamak istiyor. E bunlar daha yeni harcadı parayı. O yüzden bak bu sefer mesela geldi Leblanc git bak Leblanc efsane oynuyor yine. Gitmiş. Nereye girmiş? Mesela banka soyguncusu adam çünkü bak. Bunlar da çok abartıyor mesela Damwon. Tamam kovaladın. Okey. Eyvallah da yani hayırdır sen? Hayırdır? Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Bokunu çıkartıyorlar, direkt ölüyorlar. Normalde bu okey. Şuraya kadar. Adamlara base attırmadın. Hala oynuyorsun. Hop. Wave resetlendi. Wave'ler ortada buluştu. Şimdi normal oyunda döneceksin. Adama bir tık base attırmadın. Adam elbet base atacak. Adam base attığı zaman gidip bir vision alacaksın. Bu kuleyi alamayacaksın ki zaten adam base attığında. Adam wave'i puşlamadan base atmaz. Teleportu var. Burada Damwon kötü oynuyor. Şuraya kadar okey. Buradan sonrası için işte Normalde adamı bırak base atsın ya. Bir atsın yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Sen kovalarken yakalayamadın adam base atacak. Parasını harcarken sen ne yapacaksın? Ha şurada vart var şunu keseyim. Gideyim bir top site'daki jungle'ımı bir clear'layayım. Bunları yapmaları lazımdı. Burada bu biraz abart olmuş. Chovy yandan bayağı iyi geliyor. Chovy direkt bir v 9'u koymuş ya LeBlanc'la. Baksana şuna. Quadra attı? Sejuan çalmış. Sonra da Baron. Bak. Hop. Bak bu arada yine Vision sıkıntısı ha. Bak. Yine Vision sıkıntısı. Leblanc'ı görmüyorlar. Leblanc Beyzat'tı diye düşünüyorlar belki. Leblanc Tanerler'den geliyor mesela. Ya bunlar baya hani Vision çok 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 önemli bir şey. Çok çok önemli. Bak. Kaşıntıya bak. Yine vision önemli. Bak adam buraya vision atmış. Bunu o yüzden görüyor. Normalde belki buraya koşmayacak. Dönecek belki mide. Ama orun var mide koşmuyor. Buradan mesela geliyor adam şey yapmaya. Ya belki 2 saniye sonra gidecek. GP çoktan almış olacak falan filan. Ya bunlar çok önemli şeyler. Bak adamların oynayışa bak. Top dibe kadar puşlanmış. Top e gitmiyor adam. Top e ben niye gideyim diyor. Zaten diyor teleportum yok. Ben diyor midde duracağım. Bir şeyler yapacaksak, base atacaksak buradan diyor atarım. Sonra tapa çıkacaksam çıkarım. Adam mid'i pushluyor orn. Bu adamlar dragon alırken. Niye? Adamlara niye mid push'unu versin? Adam duruyor mid'de. O farm niye boşa gitsin? Alıyor adam. Sonra ne oluyor? Bak. Adamlara bak. Dakika 30. 3 koridorda 300 milyon üstünde. Nasıl olabiliyor bu? Adamlar çünkü tüm koridorları çok iyi kullanıyorlar. Her şeyi sonuna kadar kullanıyorlar. Şu an mesela Varus bunu alırken mid'de belki 3 tane milyon kaçacaktı. Minyonlar birbirini kesecekti. Adam onu kestirmiyor. Leblanc gitti bota. Leblanc bota gitti. Leblanc botu puşluyor. Orn midi puşladı bak. Olaya bak şimdi. Baronları var bak. Geldiler. Tier 2'ye vuruyorlar. Orn'u midde nasıl kesecekler? Kesemezler. GP zaten ölü. Adam buff'ı veriyor. Top lane'i şu an saldılar. Yapacak bir şey yok. Geldiler tier 2'ye aldılar. Hop Orn'la Orn, Orn puşladı burayı. İkisi de geldi. Hop diğer wave de geldi. Leblanc birden döndü. Kestiler. Hop. GGVP bitti oyun. Hatta ezerek yendi adamlar. Ama her şey böyle sistematik. Yavaş yavaş. Sindire sindire. Hiçbir şey acele etmeden. Elbet yakalayacağız mantığıyla. Gelecekler. O bu şu derken. Adamlar direkt oyunu kazanıyor. Hiçbir şey vermediler bak adamlara. Ne dragon verdiler, ne buff çaldırdılar, ne kill verdiler, bir kill vermişler ne Baron'da bir Vision. Hiçbir şey yapamadı adamlar. Sıfır. Sıfır. Sağ taraftaki takım gibi yani Dammon gibi kaybetmeyi istemem abi. Nefret bir şey. Ama sol taraf gibi kazanmayı çok isterim. Hayal.